Doğuş TV'yi Türkiye Değişim Partisi Genel Tamam. Merkezi'nde ağırlamaktan son derece mutluyum. Genel merkezimize hoş geldiniz. İnşallah değişime hoş geldiniz, çareye hoş geldiniz. İnşallah bu yapacağımız reportajda Doğuş TV izleyenleri son derece mutlu olurlar, son derece keyif alırlar. Ama bilesiniz ki hiçbir zaman inanmadığım bir şeyi asla söylemem. Çünkü Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece gerçeklerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi Rabbim izin verirse, yurttaşlarım destek verirse, Türkiye'de sorunlara, problemlere çare olacak. İnşallah, inşallah dertlere de derman olmak için yollardayız. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Ankara'da Türkiye Değişim Partisi'nin genel merkezinde Mustafa Sarıgül'le beraberiz. Evet, bugün 25 Ekim 2020 gündeme dair programda tekrar siz değerli izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle beraberiz. Çok değerli bir konuğumuzu bugün misafir ediyoruz. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamın değerli evladı, oğlu, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan hocamızı konuk ettik. Hoş geldiniz efendim. Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir derdimiz Hatay programında daha bir araya geldik. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Sertel. Gazeteci arkadaşım arkasokakhaber.com genel yayın yönetmeni Bülent Çipçipli. Ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kadrolarından yetişmiş, kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış. Mecliste kadınların güçlü sesi. İnsan Hakları Komisyonu üyesi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda çalışmaları olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin. Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir Sorunlar ve Çözümler programında daha bir araya geldik. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Sertel, gazeteci arkadaşım arkasokakhaber.com genel yayın yönetmeni Bülent Çiftçipli. Ve konuğumuz AK Parti 27. dönem Hatay Milletvekili Avukat Sabahat Özgür Soyçelik. Merhaba Doğuş TV izleyicilerim. Bugün AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Deva Partisi'nin Teşkilat İşleri Başkanı ve aynı zamanda eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikteyiz. İyi akşamlar Sayın Doğuş TV seyircileri. Vaktiniz hayırlı olsun. Yine bir siyaset çemberi programı. Yine çok değerli, çok genç, çok enerjik bir misafirim, bir konuğum var. Erzin Belediye Başkanı Sayın Ökkeş Elmasoğlu. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Ayşin Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hepinize merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bugün Doğuş TV stüdyolarındayız. Yanımda AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal Başkanımızla beraberiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün mübarek Muharrem ayının Aşure Günü münasebetiyle Antakya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Aşure Günü programı ile sizlerle birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Deva Partisi İl ve İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Aşure Günü programındayız. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Reyhan Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydoğlu ile birlikteyiz. Doğuş TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sema Sarı ben. Bugün neredeyiz efendim? İstanbul Yenikapı'dayız. Neden buradayız? 6-10 Ekim arasında Hatay Tanıtım Günleri münasebetiyle İstanbul'dayız. Hepinize merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bugün Salih İnşaat'tayız. Bugün sizlere Salih İnşaat'ı tanıtacağız. Hep beraber izleyelim. Doğuş TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün gündeme dair programımızda çok değerli bir konumuzla karşınızdayız. Yayladağ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bugün Kırkan CHP İlçe Başkanı Mustafa Sıraç ile birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Kurşunlu Hanı'nda mozaik sanatlarını ele alacağız. Yanımızda Serpil Sultanoğlu var. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Gelecek Partisi İskenderun İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Yeşil Teras Kafe'deyiz. Yanımızda Yeşil Teras Kafe'nin sahibi Rüstem Göyce var. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Hassa ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Yanımızda Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş var. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ile birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Defne Umutoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Retip Karar ile birlikteyiz.
Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün yanımızda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Atak Kaşgöz var. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Avukat Saliha Betül Yıldız ve Şeyma Temizkan'ın kurmuş olduğu avukatlık bürosu açılışındayız. Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bu hafta yeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Antakya halkına Antakya'da çözülmesi gereken öncelikli sorunları sorduk. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Z kuşağına sorularımızı yönelteceğiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün 29 Ekim. Hepinizin bildiği üzere Cumhuriyet Bayramı. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bugün vatandaş günün anlam ve önemi hakkında sorularımızı yönelteceğiz. Doğuş TV'den herkese merhabalar. Bugün altın gümüş imalatı yapan ve antika işleriyle ilgilenen Erol Taşsöken ile birlikteyiz. Merhaba sayın Doğuş TV izleyicileri. Türkiye'nin önemli ve çözülemeyen konularından biri olan kadına şiddet ve cinayetlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Bugün Saray Caddesi'nde bu konu hakkında vatandaşlarımıza sorularımızı yönelteceğiz. Merhaba Doğuş TV izleyenleri, halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlarımıza AK Parti İl Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalardan memnun olup olmadıklarını soracağız. Merhaba Doğuş TV izleyicileri, bu hafta yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Uğur İnşaat sahibi Mehmet Uğur Yıldız'la beraberiz. Kendisine kentsel dönüşümle ilgili sorularımızı soracağız. Merhaba Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir Derdimiz Hatay programında da bir araya geldik. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyicilerimiz, Doğuş TV stüdyolarından Söz Bizde programında tekrar karşınızdayız. Duayen siyasetçi Servet Akkör beyefendiyi tekrar ağırlıyoruz, tekrar konuğumuz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerin karşısında bomba gibi konularla birlikte olacağız. Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir Derdimiz Hatay programında daha bir araya geldik. Derdimiz Hatay programında gazeteciler Hatay'ı konuşuyor diyorduk. Programımızın formatında küçük bir değişiklik yaptık. Gazetecilerle beraber siyasetçileri de almaya başladık. Artık gazeteciler ve siyasetçiler Hatay'ı konuşuyor, ülke sorunlarını konuşuyor, gündemi konuşuyor olacağız. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Sertel, gazeteci arkadaşım arkasokakhaber.com genel yayın yönetmeni Bülent Çiftçipli. Bu haftaki siyasetçi konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok kademesinde görev almış. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanlığı'nı yapan bir siyasetçi, bir esnaf, Akın Parlak Yıldız. Merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatih Hanoğlu, uygulama bilimciyim. Bugün sizleri Doğuş TV adına selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bugün harika iki konuğum var ve konumuz da hepimizin merak ettiği bir konu, profil analizi. Bugün onlarla bir hasbihal edeceğiz aslında ve sizlerin de soruları olursa bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Merhaba Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir Derdimiz Hatay programında daha bir araya geldik. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Sertel. Gazeteci arkadaşım arkasokakhaber.com genel yayın yönetmeni Bülent Çiftçipli ve konuk siyasetçimiz Milliyetçi Hareket Partisi Antakya İlçe Başkanı Mehmet Kanlı. Merhaba Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Doğuş TV ekranlarında bir Derdimiz Hatay programında daha bir araya geldik. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Sertel. Gazeteci arkadaşım arkasokakhaber.com genel yayın yönetmeni Bülent Çiftçipli. Evet. Ve bugünkü siyasetçi konuğumuz İyi Parti Antakya İlçe Başkanı Yusuf Diker.